komşu komşunun hani külüne muhtaçtı. Biz hangi ara bu hale geldik? Halk komşumuz olan Ali Bey'e mesaj attım. Komşusunu gürültü yapmayın diye uyardı. Hem kendi canını hem ailesinin canını zor kurtardı. Çocuklarım korkudan titremeye başladı. Komşusunun kapısına beyzbol sopalarıyla dayanan baba ve iki oğlu apartmana dehşeti yaşattı. O anların görüntüleri geliyor. Haneme tecavüz edildi. Beni ölümle tehdit ettiler. O ne yapıyor? Sevgilisini dövdü. Otomobilden attı. Arkasına bakmadan kaçtı. Çarşının içinden dönerek kaçtı. Evet. Uşağı araman ama. Gecenin bir yarısı cadde ortasında krize giren o genç kızın dramı geliyor. Annem. Annem. Önce Kara Fatma diye bağırdı. Kara Fatma! Hakaret etmekle kalmadı. Polis çağırın diye haykırdı. Hem suçlu hem güçlü kadın büyük tepki çeken anlarda metroyu birbirine kattı. Defne Samyeli son iki yılda sahne fiyatını tam 30 katına nasıl çıkardı? Bülent Ersoy'un gazetecilerden tuhaf isteği. Abla birini bulduk diye. Bir megastar bir dilenciye en fazla ne kadar bahşiş verir? Tarkan'ın bu hatırasına çok ama çok şaşıracaksınız. Gel gel sarışırım gel. Hangi yakışıklı eski aşkını İzmir'e pastırma yemeğe çağırdı? O güzel İzmir ve pastırma ne alaka diye isyan etti. Kandıramazsın beni. Başak Dizer, Kıvanç Tatlıtuğ çiftinin arasına kıskançlık krizi mi girdi? Son bir yılın en olaylı kadını Deniz Çakır'dan mesaj var. Ne gülerim ne de kızarım ne de arkasından al. Hepsi ve daha fazlası birazdan. Komşu komşunun hani külüne muhtaçtı. Biz hangi ara bu hale geldik? Halk komşumuz olan Ali Bey'e mesaj attım. Komşusunu gürültü yapmayın diye uyardı. Hem kendi canını hem ailesinin canını zor kurtardı. Çocuklarım korkudan titremeye başladı. Komşusunun kapısına beyzbol sopalarıyla dayanan baba ve iki oğlu apartmana dehşeti yaşattı. O anların görüntüleri geliyor. Haneme tecavüz edildi. Beni ölümle tehdit ettiler. O ne yapıyor? O kim o? Sevgilisini dövdü. Otomobilden attı. Arkasına bakmadan kaçtı. Çarşının içinden dönerek kaçtı. Evet. Gecenin bir yarısı cadde ortasında krize giren o genç kızın dramı geliyor. Annem. Annem. Seni artık beğenmiyorum. Bakımsızsın dedi. 18 yıllık eşini öldüresiye dövdü. Senden nefret ediyorum. Sana annemi baktırtmak için, çocukları baktırtmak için, inekleri baktırtmak için, evi çevirmen için. O cani kocanın günlerdir yoğun bakımda kalan talihsiz eşi hayatını kaybetti. Filizler ölmesin, daha fazla filizler ölmesin. Lütfen bize yardım edin. Önce Kara Fatma diye bağırdı. Kara Fatma! Hakaret etmekle kalmadı. Polis çağırın diye haykırdı. Hem suçlu hem güçlü kadın büyük tepki çeken anlarda metroyu birbirine kattı. Kime buyurdun? Defne Samyeli son iki yılda sahne fiyatını tam 30 katına nasıl çıkardı? Bülent Ersoy'un gazetecilerden tuhaf isteği. Abla birini bulduk diye. Bir megastar bir dilenciye en fazla ne kadar bahşiş verir? Tarkan'ın bu hatırasına çok ama çok şaşıracaksınız. Gel gel sarışırım gel. Hangi yakışıklı eski aşkını İzmir'e pastırma yemeğe çağırdı? O güzel İzmir ve pastırma ne alaka diye isyan etti. Kandıramazsın beni. Başak Dizer, Kıvanç Tatlıtuğ çiftinin arasına kıskançlık krizi mi girdi? Kıskanırım seni ben.
Son bir yılın en olaylı kadını Deniz Çakır'dan mesaj var. Ne gülerim ne de kızarım ne de arkasından ağlarım. Düşmeye doyamadım. Sizce Aleyna Tilki gençlere ilham veren biri mi? Sen affetsen ben affetmem. Hafta sonunun en çok tartışılan konusunda kim haklı? Aleyna Tilki Türkiye'nin gençlere ilham veren 30 kişilik listesinde olmalı mı? Ya bu işlerde aman. Hepsi ve daha fazlası hemen şimdi. Günaydınlar efendim. İyi haftalar. Neler oluyor hayatta? Stüdyosuna hoş geldiniz. Sevgili Hakan Ural'ın yorum farkıyla bugün yine şahane haberlerimiz var. Şahane. Şahane. Sorarım sana haberlerden şahaneydi derim bak. Kandırayım istiyorum. Yani. Yükselteyim istiyorum. Herkese hayırlı haftalar. Dilerim, sağlıklı, amin. Mutlu, huzurlu. İnşallah maşallah. Hani dilerim biz de. Yani herkes kendine dikkat olduğu etsin. Olduğu kadar olmadığı kadar. Aynen. Akıllı olun, dikkatli olun diyeyim ben. İnşallah sağlıklı, huzurlu, mutlu bir hafta olur diye umut edelim yani. Bir şey soracağım, yılbaşı yaklaşıyor, plan yaptın mı? Ben, planım benim. Disco. Evde otur. Zaten o gün doğum günüm de benim. Oturup gelen, giden, çoluk, çocuk, aile, huzur, tek. Yine o 10.30'da yatıyorsam 11'de ayıp olmasın diye 19.8 muhabbeti, klasik yalandan yani. Falan. Ondan sonra 15 dakikada bir top dolaştırırım, yatarım. Senin kayınvalide ne yemekler yapar ya? Bizde tabii canım, bizde şey dönemi başlıyor. Hani işte kayınvalide yapıyor, dede, anneanne selam bizi seyrediyor. Meliha Hanım selam, saygılar. Merhaba. Ezgi'nin ailesi beni evlatlık aldı gibi. Bizde sülalede herkes rahmetli ne olduğu için kimse yok. Allah razı olsun, kalabalıklar. Bizde yemek dönemi başlar. Çoluk çocuk işte, klasik yani. Peki hediye alacaksın mı? Ayıp olmasın alırız. Ayıp olmasın, o da ayıp olmasın. O işlere ben bakmıyor hanım. Allah razı olsun o şey yapıyor. Hanıma yok mu hediye? O kendini alıyor benim adıma. Ha? Ben kadınları memnun edemiyorsun ki. Tabii. O güzeli bulmuş ya. Tabii tabii. O yolunu bulmuş. Aynen. Helal Ezgi sana be. Tabii tabii. Şimdi yılbaşı maliyetlerini araştırmışlar Hakan'cığım. Vah vah vah. Evde, evde evet. Kutlarsan evet. Ne kadarmış? İşte dışarıda kutlarsan ne kadarmış? Bir yere gidersen seyahate ne kadarmış? Bakalım. Bakalım hangimizin kesesine ne uygun. Ne buyurun. Oluyor? Evet. Hep beraber çekirdek, kola, cips. Televizyon izleyeceğiz. Vallahi Viyana'yı görmek isterim. Memleketim, memleketim, memleketim. Kimisi memleketinde, kimisi yurt dışında, kimisi ise evde sevdikleriyle birlikte yeni yıla girecek. İstanbul'da gece dışarı çıkmak çok büyük problem oluyor. Birkaç sene çıktık ve çok kötü oldu. O yüzden evde arkadaşlarımızla geçiriyoruz biz de. Seçenek çok. Tercihler aile bütçesine bağlı. Ya yani memleketinden başka hiçbir yeri düşünmüyorum. Ülkemin daha görmediğim bir sürü yerleri var. Çoğumuz daha hesaplı olsun diye yeni yılı evde kutlayacak. Ancak 4 kişilik bir aile için akşam yemeğiydi, televizyon karşısındaki atıştırmalıklardı derken en az kişi başı 100 lirayı gözden çıkarması gerekiyor. 200 tutar diye düşünüyorum. Yeni yıla yurt dışında, daha önce hiç gitmediğiniz bir şehirde girmek istiyorsanız, mesela Paris'te Eiffel Kulesi'ni izleyerek yeni yılı karşılamanın maliyeti en az 4500 liradan başlıyor. Yılbaşı gecesi sanatçılı programların maliyeti mi ne kadar? Yeni yılı karşılamak için bir başka seçenekse 5 yıldızlı oteller. Güzel bir akşam yemeği, iyi bir müzik eşliğinde yeni yılı 5 yıldızlı otelde karşılamanın maliyeti ise kişi başı 500 liradan başlıyor, tam 2000 liraya kadar yükseliyor. Bu miktar 150-200 TL bandında olabiliyorken yılbaşı veyahut da bu tip özel akşamlarda bu fiyat oranı %50-%60 oranı en az olarak yükselebiliyor. Bir başka seçenek de karlar altında yeni yılı karşılamak. Erzurum, Uludağ gibi bölgelerde 3 gece konaklamanın maliyeti 8000 lira. Yılbaşında yurttayım. Sınavlarımız olduğu için yurtta kalıyoruz. Arkadaşlarımızla birlikte cipslik yılbaşı düşünüyoruz ama sınava çalışacağız. Kazakistan'daki ailemi İstanbul'dan selam söylüyorum. Evde kutlamak eskisi kadar ucuz değil Hakan. Hani bir kestane muhabbeti vardır, tombala vardır, şudur budur ya. Geçen kestane aldım. Mis koktu, bir de ona böyle kokutuyorlar hani sokakta. Bir avuç bak, bir avuç. Yani iki kişi paylaşamaz. 25 lira mı ne? Ama bizim buralarda öyle yani.
O öyle yerler var, 10 liraya 15 liraya alırsın ama şuraya geleceğiz yani. Her şeyin maliyeti var da evlerde kutlamanın en büyük avantajı ve önemi benim için huzur, huzur. Güvenlik bir de değil mi? Yani. Şimdi yılbaşı bu özel günlerde insanlar kontrolsüzleşiyor. Hani nedenini biliyorsun bu. Tabii. Alkol malkol alıyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Kontrolsüz, kalabalık, paranla rezil oluyorsun yani. Kesin. Hani anladın mı demek istedim? Ha, herkesin bir eğlence anlayışı var, o ayrı. İşte ne bileyim bu kaya maya gidenler var, yurt dışına gidenler var. İmkanlar dahilinde tabii yani. Ama onun dışında ben hani genç düşünüyorum, şimdi gençliğimizi biz ne yapardık? 3-5 yer gezerdik. Şimdi artık öyle yerler de kalmadı. Kalmadı. O işler bitti. Bana göre en makul, mantıklısı evde kutlamak yani. Sevdiklerinle olabilir, arkadaşların gelebilir, ailen olabilir. Ama ev evdir huzur, yani. Huzur, huzur. Şey, çok sıkıntılı insanlar, gergin. O şeyi de alınca kontrolsüzleşiyor. Niye baktın, ona mı yaptın, omuz mu attın? Tuvalette bile kavga çıkıyor kardeşim. Kesin. Bir de servis, yediğin yemek. Mesela normalde 3 gün sonra gitsek 100 lira ödeyeceğimiz hesabı 500 ödüyoruz o gün. Heh, şimdi de işletmeler de bu bayram, yılbaşı gibi günleri fırsat kabul edip fiyatları 1'e 3'e katlayınca işin ekonomik boyutu daha da bir antipatik oluyor. Yani. O yüzden oturun evinizde ama. Mis gibi eski günlerdeki gibi tombalanızı oynayın. Çocuğunuzu, çocuğunuzu, sevdiğiniz bir iki arkadaşınız, konunuz, komşunuz alın arkadaş evinizde. Ben misafirliğe de gitmem mesela. Niye? Allah iyi akşamlar, hop yatak. Benim evim ya. Hani mesela kim gelse gelsin. Ya da çaktırmadan uyuyacaksın. Kız bu da ne Hakan ayıp bir şey ya. Hakan nerede diyecekler. Ne ayıp bir şey Hakan, bak düşün nerede? Kafayı. Evimde misafir var. Diyeceklermiş ki Hakan nerede uyudu yılbaşı. Kendini hissetmiyordu filan diye de ertesi gün bir şeyler derler. Bir de şey var yala, hani zaten rezillik yapıyorsun. Onu bir de tekrar ya ay kendini de iyi hissetmiyor. Deseydin de yani iyi hissetmiyoruz diye. Yani alasma aldı mı derim diyorsun. He, ayıptır ya öyle şey. Hayır alasma aldık ya iyi seneler mutlu falan. Ama şeye hastayım yani onu lütfen bir canlandırın gözünüzde. 10, 9, 8, 7 huu falan. 2 dakika sonra. Ne olduk nereye girdik? Ha? O yani kala kalmalara ne? Bayılıyorum. O hani 3, 2, 1 huu falan. tamam. Ha ne oldu ya ışınlandık o piyango veci. Çıktı. Evet. Gerçi piyango çıkarsa anlamlı hastayım olabilir. Hastayım o işlere 19-8 geriye sayma falan. Ben bilet alacağım evet. Kesindir. Şimdi Hakan'cığım magazin turuna çıkalım hafta sonu kim ne yapmış bakalım. Kim nereye gezmiş bakalım. Buyurunuz. Gel gel sarışınım gel. Çağatay Ulusoy gel gel sarışınım gel dedi mi? Gel gel sarışınım gel. Gerçekte sarışın olmayan Duygu Sarışın gitti mi? Git. Git. Çağatay Ulusoy ve Esmer Aşkı Duygu Sarışın bir süredir ayrıydı. Ancak hafta sonu sürpriz bir gelişme oldu. Çağatay Sarışın'ı pastırma yemeğe İzmir'e çağırdı. Aşkı pastırma ve İzmir ne alaka dedi. Sonra bakın neler yaşandı. Eskiden değerimi bilememişsin ah vah vah. 2 aydır ayrı olan çift daha fazla dayanamadı. Çağatay Ulusoy, büyük aşkı Duygu Sarışın'a benimle İzmir'e kahvaltıya gelir misin? Sana pastırmalı omlet yapacağım dedi. Hani ya da benim ellerim pastıramam, pastıramam. Duygu Sarışın buna inanmadı. Çünkü pastırmanın ana vatanı Kayseri'ydi. İzmir ne alakaydı? Olmaz dedi. Beni kandıramazsın dedi. Kandıramazsın beni. Gerçekten İzmir'deyim. Çekimlerimiz var. Seninle tanıştığımız yerde kalbimi bıraktığım Ege'deyim dedi. Çağatay'ın bu son romantik sözleri Duygu Sarışın'ı ikna etti. Çağatay eskimeyen aşkını kandırdı. Ve ikili İzmir'de buluştu. Çağatay Kayseri'den özel siparişle getirttiği pastırmaları elleriyle kesti. Aşkına harika bir sabah kahvaltısı hazırladı. Çift de 2 aylık aranın ardından barıştı. Kandırdım sonunda güzel gözlümü oyunlarla. Deniz Çakır'a da bak sen. Sen neymişsin Çakır kız? Benim de böyle o kadar... Paraya o kadar muhtaç değilim ya. Deniz Çakır, çalkantılı günlerin ardından nihayet kendini bulmaya başladı. Bu kadar da rahatsız. Yayınlar mısınız? Bunu yayınlar mısınız? Ha. Gündeme sürekli sansasyonel haberlerle gelen Çakır Gözlü Güzel hafta sonu bambaşka bir yönünü ortaya çıkardı ve çıplak sesle söylediği şarkıyla büyüledi. Ne gülerim ne de kızarım ne de arkasından ağlarım. Yüreğim aşklara küstü sayenizde. Ne bıktım artık fahişe.
astarı yapmayın. Ben sizin Ceylon'uzum. Onu seneler önce küçük Ceylon olarak tanıdık. Gel zaman git zaman küçük Ceylon büyüdü, kocaman kız oldu. Hatta şimdilerde türkü dünyasının Ceylon ablası oldu ama namı hala küçük Ceylon. Son dönemlerde ardı ardına yaptırdığı estetik ameliyatlarla bambaşka biri olan Ceylon, son imaj değişikliği ve estetik ameliyatları sonrası dünyaca ünlü şarkıcı Kris Jenner'a benzemeye çalışıyor haberlerine tepki gösterdi. Ve beni her yeni imajımda birine benzetmeyin. Ben dünya starı falan olmak istemiyorum. Ben bildiğiniz sizin küçük Ceylon'uzum dedi. Zayıf kadın kıskanır. Kendine güveni olmayan kadın kıskanır. Böyle bir yakışıklı eşiniz olsa kıskanır mısınız? Kıskanırım seni ben. Kimi kendinden bile kıskanır. Kimi Başak Dizer gibi kendine güveniyorsa asla der. Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer hafta sonu verdiği bir röportajında eşini kıskanıyor musun sorusuna aynen şu cevabı verdi. Bu soruyu günde en az 20 kez duyuyorum. Hayır, kıskanmam. Zayıf kadın kıskanır. Kendine güveni olan kadın kıskanmaz. Ben kendimden çok Kıvanç'a güvenirim. Bu nasıl aşk anladım, öleceğim derdimden. Zaten Kıvanç'a kıskanmaya kalksan kafanda saç kalmaz yani. Evet, sinirden, stresten. Kıskançlık dozajı olacak tabii. Yani güven tabii, o hep herkesin, dedim ya şimdi, algısı. Şimdi geçenlerde biz bir haber verdik. Neydi? Adam kız arkadaşı birisi geçerken baktı diye şiddet uygulamıştı. Evet, sokağın ortasında. 17 yaşındaki kıza. Neymiş, bakmış falan filan diye. Tabii o en makul, mantıklısı her şeyin bir sınırı, dozajı olması. Şeyi söyleyeyim, küçük Ceylon. Ya şimdi o kaldı tabii, 1600 yıldan beri var yani küçük Ceylon diye. 80 yaşına da gelse küçük Ceylon yani o. İnanılmaz bir ses. Tabii. Müthiş, ben bayılırım. Gelişmiş de sesle. Ben ona bizde kalırdı. Bizde kalırken ona devamlı türkü okuturdum. Çok güzel o, yani inanılmaz bir kabiliyet. Yani sesi, tarzı falan böyle bir şey, müthiş bir yetenek. Böyle konuşurken konuştuğunu şey yapsa, mırıldansa şarkı sanarsın yani. O kadar kabiliyet. Estetikten yalnız onun da burnu kaybolmuş. Çok enteresan, evet, bir şey. Seviyorlar öyle nokta burun, burunsuz. Ha yok ama mesela bir tık daha uğraşsa... Burunsuz olacak. Benzettikleri yani. Kadın bu arada şarkıcı değil. Kim Kardashian'ın annesi Kris Jenner. Yani şey, çok yaşlı bir kadın. Ama onu kim, nereden misin? Ya hayır, şunu söylemek istiyorum. Kadın çok yaşlı ya. Kadın 65 falan, 70'e tabii, yakın bir kadın. Evet. Ceylon kaç yaşındadır? 41-42 falan tabii, gibi. Sen bakma, minyon falan göstermiyor. Ha, göstermiyor. Ama yine de kendinden 20 yaş büyük bir kadına benzemeye çalıştığını düşünmüyorum. O şey herhalde yani. Yani bir popüler bir kadın diye falan, öyle bir şey de hani haberleştirmek için çok da rahatsız edici bir şey değil. Şeyi söyleyeyim. Deniz Çakır ne yapıyor? Albüm mü çıkarıyor? Kendi kendine Instagram'da işte böyle arkadaşının gitarı eşliğinde öyle bir... Ha, eyvallah. Tiyatro oyununda varmış o. Onun promosunu yapıyor. O tiyatro falan olur ama hani şey olmaz yani. Şarkıcı olmaz. Yok, yok. Bu şey böyle Nilkara İbrahimgil'in başlattığı işte Kalben falan gibi hanımların takip ettiği bir özgün müzik var. Hı-hı. Böyle kuşlar, kelebekler, böyle bir yumuşak ses. Konuşuyor gibi. Konuşuyor gibi falan. Nereye gidiyorsun? Ben de yedirdim aslında falan yerse. Ha, çocuksu böyle seslerle, mimiklerle. Ha. Uymamış mı, olmamış mı? Şey yani, kötü değil. Ama hani mesela bir tiyatro oyununda rahatlıkla bir şey olur yani. Hani kaldırır ama yani şimdi, çıkayım bir albüm yapayım falan yani. Oktay'dan iyidir yani. Oktay'a ben sallamaya devam et. Oktay seni fena yapacağım. Beraberlikleri de olmuştu aynı. Beraber belki müzik çalışmışlardır. Ha, tabii. Mecbur, kız nasıl okumasın yani. Oktay çünkü gözünü açıp şey, türkü söyleyerek uyanıp türkü söyleyerek yatıyordur. Kalem mi düştü kız? Kalem düştü, boş ver. Ya huyundan ya suyundan denir. Aynen. Ya. Aynen. Öyle bir şey olmuştur. Şimdi Sertab Erener'i makyajsız yakalamışlardı. Hatırlıyorsun, geçtiğimiz diyorum, hafta. Biz cuma verdik ya. Herkesin de rüyalarına girmişti. Evet ya. Neyse. Şaka bir yana, fakat şey kötüydü. Yani o makyajsız yakalanmayı çok profesyonel, Ajda gibi falan birileri olsa çok güzel idare edemedi. Ben ünlü değilim, ünlüleri çekin dedi. Ama hiç beklemiş, şoka girmiş. Şunu yapın, bunu yapın işte dedi falan. Ünlü mü değilsin? Yok bazen artık.
Pumalar falan böyle otobanlarda şeyde böyle o Kaliforniya taraflarında pumalar falan hayvanlar iniyor şehre yani. Tabii. Bir anda otobanda far gözüne denk gelince donuyor ya. Bütün hani, kedigillerde olur. Hani donuyor o şimdi ne yapayım. Şeyin Sertap da hiç beklemediği bir anda o şaşırmış yani. İşte güzel de idare edememiş o krizde evet. Ama sonra biraz da hani sert çıktığı için bunu telafi için bakalım ne yapmış. Ne yapmış? Geçtiğimiz haftaya dönüp olayı kısaca hatırlatalım. 55 yaşındaki ünlü sanatçı Sertab Erener makyajsızdı ve havalimanında fotoğrafını çeken gazetecilere bağırıp çağırmıştı. Ben ünlü falan değilim. Fotoğrafları silin. Önce benden gelip fotoğraf çekmek için izin isteyin. İzin almadan niye çekiyorsunuz? Burada yoldan geçeni böyle çekin bakalım size ne yapacaklar. Beni çekmeyin kardeşim. Ben ünlü değilim. Önce bunu öğrenin. Hemen silin beni. Kendime yeni bir ben lazım. Tepkiler büyüktü ünlü sanatçıya. Aradan 2-3 gün geçtikten sonra Erener bu kez kendi sosyal medya hesabından makyajsız bir karesini paylaşarak o gece atıfta bulundu. Konunun makyajsız olmamla alakası yok dedi. Yorgun, uykusuz ve hasta olduğum onca konserin ardından gece geç saatte indiğim Avrupa uçuşundan evime gitmek için arabaya binerken benden izin almadan fotoğrafımın çekilmesine verdiğim tepki her insanın verebileceği bir tepkidir. Bunun makyajsız olmamla hiçbir alakası yoktur. Sertab Erener'in bir de ver yansını vardı. İsmimin günlerdir bu fotoğrafla anılması yerine konserimizde plastik kullanmadığımız veya her konserimiz için fidanlar diktiğimizi bir kere yazmayan sizlere sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Sakin ol, sinirlerine hakim ol. Şimdi bir ünlünün resminin çekilmesi için izin alınması gerekiyor mu? Yargıtay emsal bir karar vermişti. Ünlüler topluma mal olan insanlar olduğu için çekilebiliyor. Herhalde canım. Öyle bir şey olur mu ya? Ya ama mesela bir çocuğun bir bebeğin resmini çekeceği zaman velisinden izin almak zorundasın. Bebeği niye karıştırıyorsun ki? Atıyorum yani. Şimdi canını istediği her şeyi çekemezsin insanı. Konumuz o değil ya. Konumuz ünlüysen fotoğrafını çekiliyorsun ya. Bu kadar kafa karıştırmayalım yani. Çekilir. Şeye ne diyorsun? Fidan diktim bilmem ne olduğunu verdim. Ne alaka diyorum ya. Bir de senin güzellik iddian yokmuş gibi davranıp da mış gibi yapıp da yıllardır hani sesim şarkım, müzik bilgim, entelektüel... Bu işi buraya neden takıyorsun değil mi? Buna bu kadar 55 yaşında niye takıyorsun tabii artık? Sonra verebilirsen Ufukçum, sonra 1001 filtreli evde makyajsız bak. Bu filtre bende de var telefonumda. Hı hı. Vallahi ay parçası gibi yapar seni makyajın yoksa ya da. Ya zaten bu işler hakikaten yani... Bak bu görüntü. Bu ne ya? Bunu çekiyor, burada da makyajsızım diyor. Ama diyor güzelim çünkü yorgun değilim ve bu kadar konser vermedim. Ama burada parıl parıl parlayan bir filtremiz var. Bir de şey çok inanılmaz geliyor bana yani her insan için. Şimdi senin fizik kaliten varsa bununla ilgili birileri seni zaten iltifata tabi tutar yani. Senin kendinle bu kadar uğraşmana ben her insan için söylüyorum. Bana çok anormal geliyor yani. Sertab'ın bir de hiç ihtiyacı yok. Ne açıdan? Mesela şimdi bazı kadınlar vardır hep konuşuyoruz ya seninle. Sadece fiziği var. Arkadan iki müzik, bir hı-hı tane rot balans ayarı. Ama zaten onu kullanmak için alenen ondan çıkıyor. Fiziğini yani kullanır, bir yırtmaç. Öyle o. Bu gece benim gecem tabii, çıkar. Onu da tercih eden var. Var. Yıllardır, bugün değil. Rafael'le Karralar, bilmem neler, bin yıldır şov kadını var. O ayrı bir şey. Sertab o kalem değil yani. Değil. İyi şarkıcıdır. Çok iyi. İyi bir bestesi vardır. Senelerdir çok zor olan bir şeyi başarmıştır. Nedir o? Var olur. Yani bir şekilde sesiyle var olmak çok en zor olan şeydir. İnsanlar da onu ciddi anlamda takdir eder. Zaten ve etmese, saygı duyar. Ve etmese zaten orada olamazsın yani. Hiç ama, böyle bir şey duymadık. Bakın ben hep şunu söylüyorum arkadaşlar. Herkes için. Şimdi bak burayı kopyala kes yapıştır yapmayın. Sertab'dan atıyorum konuyu. Şuraya geliyorum. Sertab Erener çıkar çok güzel şarkı okur kardeşim. Nil Kara İbrahimgil'in bir tarzı vardır şarkı okur. Tarkan süpleksi vardır falan. Burak Özçivit çıkar bir rolü oynar. İşte Haluk Bilginer bir şey. İbrahim Tatlıses'in sesi vardır bir uzun hava okur. Yardırırsın falan. Ama insanların karakter analizini yapmayın bu bir yetenek. Orayla sınırlayın onu. İlla o mükemmel bir insan.
O çok delikanlı, o çok dürüsttür. O her anlamda normaldir, o anormal değildir. Nereden tanıyorsun, ne biliyorsunuz siz? Belki psikolojisi ciddi anlamda bozuk birisi. Belki temel değerler üzerinden de kendine göre bir tarifi var ve hayatı değişik yaşıyor, sana çok ters olabilir. Belki senin için bizde şöyle de insan ayrıştırıyor biliyorsun. Hangi partilisin? Aa bak sana yakıştıramadım. Heh. Hangi takımı tutuyorsun? Aa bak şimdi sen Fenerli misin? Yandık. Galatasaray falan. Nerelisin? Cabine. Ya oradan da adam mı çift? Aa şimdi ben şaşırdım ha falan. Şimdi zaten böyle bir kavramları hiçbir şekilde tarif etmekte zorlanıp kendimizi kategorize ediyoruz falan. Sevme kriterimiz de yok. Sesini sev. Onu sev, busunu sev. Belki aşırı derecede narsistti bu kadıncağız. Biz bilmiyorduk. Biz bilmiyorduk. Bu anda bu yaşına kadar da pek ilgilenilmedi. Bir neden de yaratılmadı. Fakat 55'inde çıktı şimdi biz anladık bunu. Tabii telomer tedavisi, denek olmak, değişik şeyler bunlar. Sertab Erener'in şimdi sesi üzerinden konuşacaksak eyvallah, bir saygı bak önümü dikliyorum ben. İyi şarkıcı bilmiyorum. Ama karakteri özü ben nereden bileyim? Oturmam lazım, kalkmam lazım, yemem içmem lazım, zaman geçirmem lazım. Şimdi insanlar aşırı narsist olabilir, biz bilmeyiz. Mesela en tevazulu zannettiğimiz X bir sanatçı en narsist olanıdır. Bilemezsin yani. Ya belki de Hitler çok iyi bir kocaydı. Yani kimse %100 iyi veya %100 kötü değil. Hayır ama öyle tarif ediyoruz. Biz aynen mesela, öyle. Biz falan, ya kardeşim sen yaptıkları işi kutsayabilirsin. Çok iyi sesi, çok iyi oyuncu. Şu dizideyken bu rolü çok iyiydi. Eyvallah, ben bir şey demiyorum. Zaten onu öyle tanıdın sen. Orada bir şeyi başardı ki senin zihninde de işte popüler ve şöhret ve saygınlığı oldu o işiyle. Ama onun karakterine güzelleme yapma. Onun hayatı yaşayışıyla alakalı güzelleme yapma. Bilmiyorsun çünkü. Aynen. Mesela sen şimdi ne dedin bir hanım olarak? Ya Sertab'ın bu verdiği tepkilerin anlam yükleyemiyorum. Hatta son verdiği resim de filtreli, bu fiziksel özelliğiyle alakalı bu çabası ne dedin sen şimdi? Aynen öyle. Ama bak bugüne kadar bilmiyorduk biz. Evet. Bu nedenle öğrendik. Oraya anormal bir hassasiyeti var. Yani narsistliği de var kendine yani. Demek ki. Hiç ona ihtiyacı olmayan, kendine güvenli, entelektüel bir kadın gibi dururken bir anda... İşte o oldu. Anlamları yüklememek lazım. Yani. Hiç gereksiz dediğin gibi. Sertab'cığım sen bu toplara ne giriyorsun? Gerek yok, ihtiyacın da yok yani. Sen haberi büyütüyorsun. Hele hele bir de bu konuyu savunurken benim işte fidanlarımı da söyleseniz hiç söylemiyorsunuz. Plastik kaplarımı falan diyorsun. Ya kardeşim, çık Sertab Erener olarak sosyal medyanda özellikle bu dönemler şunlara da hassasiyet gösteriyoruz de... Niye kullanmasınlar? Kullanırlar. Biz burada hayır kurumlarının sadece bir ricayla her dakika programlarda, ben 5 yıldan beri, ayıp olur, bütün yayıncı arkadaşlar yapıyordur. Herkes elinden gelen her şeye desteği, farkındalık yaratmak bütün adına yapıyor. Bütün söylüyoruz. Ha, mevzuyu sen fidana niye getirdin şimdi? Ha şimdi makyaj konu halinden. O değil, senin fotoğrafın yani. Zaten ya, rahatsız olmasan bir tane daha makyajsız koymazsın. Ha, ne gerek var? Daha iyi çıktı. Ha, yani ne gerek var? Neyse, Allah akıl fikir versin diyemeyeceğim. Yaşı başı, zekası, yeteneği ortada. Bildiği gibi yaşasın diyelim. Ama daha genç, daha belki yardıma, yol gösterene ihtiyacı olan Aleyna Tilki var sırada. Evet. Bakma yaşına başına, dünyaya yön veren, evet, gençliğe yön veren ilk 30 kişinin arasına girmeyi başarmış. Ya işte sonra da memleket diyorsunuz niye bu halde? Ben ne yapayım? Buyurun. Benim yapacak bir şeyim yok. Düşme doyamadım, dipsiz kuyumdum. Aleyna Tilki gençlere ilham veriyor mu? Neler çektim sen bilirsin, sen affetsen ben affetmem. Hafta sonunun en çok konuşulan tartışmasıydı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yaptığı bir listede gençlere ilham veren 30 yaş altı 30 genç isim listesinde Aleyna Tilki'nin önce adı vardı. İddia bu yöndeydi. Dün mesela 12 saat alışveriş yaptım. Gelen tepkiler üzerine genç popçu bu listeden çıkarılmıştı. O da ayrı bir tartışma yarattı. Bir tarafta Aleyna listede diye tepki gösterenler, bir tarafta Aleyna listeden çıkarıldı diye gösterilen tepkiler. Kelimenin tam anlamıyla aşağı tükürsen sakal, yukarı tükürsen bıyık tartışması yaşanıyordu. Tartışmalar o kadar büyüdü ki bakanlık baktı iş çığırından çıkıyor, şu açıklamayı yapma gereği duydu.
bir derginin organize ettiği sanat, siyaset, spor, girişimcilik, medya, finans, hukuk ve müzik gibi çeşitli sektörlerde başarılarıyla ön plana çıkmış 30 gencin ödüllendirildiği etkinlikte, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından sadece kongre salonunu tahsis etmek suretiyle mekan desteği sağlanmıştır. Bakanlığımızın organizasyonda ödüllerin kimlere verileceğinde ve jüri seçiminde herhangi bir dahli yoktur. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın ilgili kişiye ödül verdiğine dair sosyal medyada yer alan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Sonrasında ortaya çıktı ki Aleyna Tilki listede vardı. Ama organizasyon tarafından gençlere ilham vermiyor diyerek çıkartılmıştı. Beni boş ver de. Ya bu işlerde olumlu olumsuz öyle ya da böyle. Gençlere ilham veriyor. 19 yaşında bu kadar para. Trilaylaylom. İşte git Los Angeles'ta bilmem ne dersin al, git Miami'de tatil yap, git orada şunu yaşa, istediğini giy, 12 saat alışveriş yaptım de. Şimdi bu gençlere özen ve ilham veriyor. Şimdi ilhamdan kastın özen veriyorsa eyvah. İlham, iyi örnek oluyor değil konu, ilham veren. Yani örnek olma, şimdi maalesef yani hani orada insan temasından yola çıkman lazım. Hepimizin, her insanın hep iyiye zaafımız var yani. Nedir o? Güzele var, güzel eve var, güzel arabaya var, güzel saate, güzel kıyafete, güzel bir yerde tatil yapmaya, güzel bir evde yaşamaya, güzel yani güzel olan ne evet. var? Şimdi bunlara sahip olan, sahip olabilme yöntemi ve kriterlerine bakmaksızın sahip olanlar üzerinden konuyu ele alacaksak buna kimsenin itirazı olmaz. Ama söz konusu etik, doğru, evrensel bir takım kriterlerse onu hiç karıştırmayacaksın bu muhabbet. Geleceğin toplum lideri olsa o ayrı. Ama zaten şimdi Süleyman Seyfi Öğün bu Nobel'le alakalı falan konuşuyorlar. Çok güzel bir şey söyledi. Dünyada zaten dedi bu ödül mekanizması denen şeyi kabullenen bir toplum kalmadı. Çünkü her şeyi manipüle ve kendi içinde tarif edilebilir olduğundan, kendi kriterleri üzerinden ve temel değerler de tamamından erozyona uğradığından doğru ne? Zaten ben de hep aynı şeyi söylerim. Doğru ne? Kime göre? Yani şimdi birileri de bizi şu anda yerden yere vurup eleştiriyordur. Siz kimsiniz? Siz neyin şefi? Birazdan İlber Hoca'yı vereceğim ki onu da özellikle ufuğu aradım. Dedim ki yani muhakkak alalım dedim yani. İlber Hoca'nın bir konuyla alakalı yorumu var. Değerli ve önemli alalım. Şimdi şu var. Birçok gencimiz var, bildikleri ve kendilerine göre değerlendirdikleri ve kriter kabul ettikleri birçok şey çok yanlış. Ama onlara göre mutlu oluyoruz diyor. Tabii. Şimdi ben de 50 yaşıma geldim. Mesela ben de dönüp hayata benim bakışım, yaşayışım farklı. Ben de diyorum ki benim devletim çok önemli, milletim çok önemli. Bu devletin, bu milletin geleceğiyle alakalı kimler ne çaba sarf ediyor, ne oluyor? Akademisyenler, düşünürler, işte think tanklar nelerse oraya giriyorum mesela bakıyorum ediyorum bir fark bir şeyim bir çabam olsun bir acaba ne yapabilirim bir cümle kurarsam ekstradan bir kişi kazanırsak bir tane farkındalık yaratırsak falan o bir hem Allah indinde de sevap hem de bir hizmet gibi Tabii. görüyorum benim hayatı yaşayışım farklı. Şimdi Aleyna Tilki'nin böyle bir misyonun kızın zaten yok kızı hiç eleştirmiyorum. Aleyna zaten 18 yaşında şarkı söyleme iddiasıyla insanların bildiği. Hani Aleyna ben insanlara yön verecek falan öyle bir kızın da bir şeyi yok bu arada. Ama şöyle bir problem var. Biz seninle yıllardır bu bütün dünyada var bu arada. Kim Kardashian'ların kaç takipçisi var? Hani akıl alır gibi değil. Kazandığı para oturduğu yerde. Ya bırak sen parayı. Parayı aklını bozdun. Onu geç. Ama şu yani ilgiliyle şuraya geliyor. İnsanların yani mesela biz seninle de burada programda konuşuyoruz ya. Mesela 3 milyon takipçisi var. Adamı tarif edemiyorsun. Dur kim kardeşini merak etme. İsmini söylemiyorum. Hani bu herkes alınganlık gösteriyor diye. Şimdi mesela abini Özgürel desem ben hanginiz biliyor tanıyor? Ya sen oğlum öyle hani şuraya geliyorum. Süleyman Seyfi Öğün hanginiz biliyor tanıyor? Popüler kişi işte. Hayır bunlar çok önemli değerli. Bizim ülkemizin değeri bunlar ve bu ülke için mücadele ediyorlar. Düşüncesel hani insanlara gerçekleri kendi bilgileriyle ifade etme çabası içerisinde
oluyor bu. Ama işte şey Şirazi kaydı yani. Kim Kardashian'ı orada takipçisi mesela ben sana şurada masayı alayım, ters çevireyim. Biz sende manşet yüzü, yıkıldı ortalık. Hatta bu çok büyük bir ayıp değil mi yani, saygısızlık? Ayıp tabii. Yani rezillik yani. Yani ya canlı yayında rezillik. Tabii. Ertesi gün reytingimiz 3'e katlıyor. Evet. Şimdi doğru ne yanlış ne ne oluyor falan. Bu sefer kriter izlenirlikse eğer ki öyle reyting denen bir şey var. O zaman biz bunun üstünden de ödül mü alacağız? En çok izlendik işte. Şimdi bak doğru nereye gitti? Ya kötü ün var, iyi ün var. Bak, hay hay. Doğru nerede şimdi? Doğru şimdi, çok izlenilmek değil. Hay hay. Onu ben herhangi bir örnek olarak verdim yani. Şuraya geliyorum. Yani Nobel işte geçenlerde soykırımı destekleyen adama Nobel verildi kardeşim ya. Soykırım sevici bir adama Nobel ödülü verildi yani. Şuraya geliyorum. Kim neyi takdir ediyor? Ben hep şöyle derim. Yanlış anlaşılmasın, herkes alınganlık göstermesin. Aman abi beni 100 tane değerlendirme kriteri benim kabul etmediğim insan takdir edeceğine farkındalığı olan bir kişi takdir etsin. Bravo. Benim hayatı yaşayışım. Ama işte bak yani. Bizim diziler bile bakıyorsun. Özellikle geçtiğimiz yıl yapılan bütün diziler şöyleydi. Kız gayet mütevazı. İşte ne bileyim köyden gelmiş ya da küçük bir mahallede yaşıyor. Zar zor geçiniyor. Bir anda bir holdinge giriyor. 15. dakikada en büyük patronla tanışıyor. Şimdi ben bu yaşın kadınıyım. Evet. İyi kötü bir adım var. Hı-hı. Bu binaya giriyorum. Bu binanın bir sahibi var, koskoca holding sahibi. Git bakalım odasının kapısına kaç gün beklersin. Ne demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Özendiriyoruz genç kızları. Kızım. Zengin kocaya, kolay şöhrete. Şimdi o yanlış hep var. Eskiden de Türk filmlerinde hatırlasanıza işte sekreterler falan filan muhabbetleri vardı hani. Vardı ya o şuraya geliyorum. Yani yanlış hep var. O yanlış doğruyla da yanlışın bir mücadelesi var. Yaşam diyoruz biz buna. Hep var yani önümüzde birçok tercih etmemiz gereken doğru ya da yanlış şeyler de şuraya geliyorum. Şimdi bir dönemde hatırlarsan Mahsun Kırmızıgül'le Okan Bayülgen'i en yakışıklı seçerlerdi. Ben evde şöyle dururken sinirimden bak şöyle dururken evde tamam mı? Yemin ediyorum bir füze gibi kafam tavana deyip çıkar çıldırasın geliyor. Ve bunu kimler seçiyor biliyor musun? O zaman işte bilmem ne dergisi en popüler dergi. İşte bilmem ne programı falan. Ve onlar da bunun ödülünü alıyor. Şimdi bak o adet böyle bir şey. Mesela yılın en az saçlı adamı diye bana ödül verseler. Benim de onu aldığımı düşünebiliyor musun? Ya bak o zaten inanılmaz. Mesela Hakan Ural yılın en az saçlı adamı. Ciddi bir şeyden bak. Ben de gidip onu alıyorum. Ciddi sır ödül diye hadi alıyorum. Bu zaten olağanüstü komik bir durum. Benim de onu alıp gözlerimin dolduğunu düşün. Ha, gururla falan. Ediyorum. Şimdi bunu nerede örnek veriyorum? Futbola bakıyorsun kardeşim. Futbola. Temel değerler üzerinden değerlendirilen iltifata ve ödüle layık görülenler yanlış. Sanata bakıyorsun orada yanlış. Öteki de şimdi o zaman şöyle bir yani kişiler üzerinden ben gitmiyorum. Genel ciddi anlamda bir değerlendirme problemimiz var. Genel var. Şimdi ben hep onu diyorum. Ödül mü vereceksin arkadaş? Delikanlı gibi. Onun sen sistem olarak o ödül töreni neyse. Mesela Seda Akgül ödül töreni diyelim yapılıyor. Sen bunun saygın olmasını istiyorsan çok delikanlı ve dürüst davran. Davranmayacaksan yürü git yapma öyle bir şeyi. Yapma. Yapma. Ya, benim başıma çok şey geldi. Mesela bir dergi ödül veriyor. Seda Hanım katılabiliyor musunuz? Size ödül vereceğiz. Ya da bir katılamıyorsan? Vermiyor. Çok iyi. Bir daha söyle. Bir daha lütfen. Söylüyorum başıma çok geldi. Bir benim de çok geldi. Bir daha söyle. Bir üniversite, bir dergi, bir kuruluş ödül verecek. Evet. En iyi sunucu, en iyi magazin sunucusu, en iyi bilmem neci. Katılabilecek misiniz şu gün şu saat? Hayır. Hayır diyorum. Tamam o zaman teşekkür ediyoruz diyor. Bu ödül başkasına gidiyor. Senin katılışına göre ödül veriyor. Ödül veriliyor. Sana da geldi değil mi başım? Ben bunun binde bunu izleyeceğimiz bilmiyordur. Ya böyle bir şey olabilir mi? Sonra kendi yarattığımız bu ne olduğu belli olmayan abuk subuk bataklıktan verim bekliyoruz. Yani yalan konuşuyoruz, kendimizi kandırıyoruz, manipülasyon yapıyoruz. Değerler üzerinden her şeyi kritersizleştiriyoruz.
Sonra bu kendi yarattığımız bu ortamdan hayır bir şey bekliyoruz mesela. Hayır çıkar mı? Çıkmaz. Orayı böcek basar, virüs basar. Her türlü hastalıklı ortamı biz bizzat kendimiz yaratmış oluruz. Şimdi Kim Kardashian'a baktım bu arada. Türkiye nüfusunun iki katı. 154 milyon takipçisi şimdi, var. Şimdi 154 milyon takipçisi var diye bunu da bana kriter olarak getirip bunun üzerinden bir tarif yapmaya kalkarsan ben seninle zaten cümle kurmam. Böyle yaparım. Sen bildiğin doğrunla mutlu ol. Beni bırak. Ben bir garibim. Düşün. Beni bırak kardeşim. Ben yani böyle bir en mükemmelsin, en muhteşemsin. Ben bir zavallıyım. Hatta bir hiçim. Senden ricam. Bu yani doğru bildiğin yaşamınla sana mutluluklar diyor. Bana bulaşma derim abi. Kolay para kıskanılıyor Hakan. He? Bunlar kolay para kazanıyor ya. Bardağı tutuyor 3 trilyon. Kalemi alıyor 5 trilyon. Gözlüğü takıyor. Kolay para kıskanılıyor. Hayatları o yüzden kıskanılıyor. Kıskanmaktan bahsetmiyorum. İzleyiciler, takipçilerin özendirir. Özendiriyor. O başka bir şey. Bak özendirir. Bu yıllardır var kardeşim yani. Şimdi bir hayat var. Adam namuslu. Sabah 5'te kalkıyor. Hayatın getirdiği zorlukları hamd edip şükredip bir her şeye rağmen çok gördüğü taciz niteliğindeki adaletsizliklerden haksızlıklara rağmen dürüstçe kanaatkar 3000 liraya 2000 liraya çalışıp yaşam savaşı mücadelesinde ve hala umut ediyor, ümit ediyor. O zaten çok mübarek bir adam. Ona hiçbir şey demiyorum saygısıyla. Birisi de var isyankar adaletsizliklere, haksızlıklara ve her an yanlışa yönelebilir. Bir kriter de gözetmeksizin her türlü yola tevessül ediyor. Doğru. Şimdi bu insan ırkı var olduğu olalı var. Tercihle alakalı bu. Hayatı yaşayışınla. Şimdi şu adam var. Camide gidiyor. Senin cebindeki parayı alıyor. Gidip sağ tarafta diyor ki Allah'ım sana hamdolsun işler bugün iyi gitti diyor indiriyor. Öteki adam kirasını ödemiyorken bir çanta dolusu para buluyor. Ellemeden karakola götürüyor. İnsan bu. İnandıklarınız için yaşayacaksınız. Herkesin kendi içinde bir insan temel doğruları ve doğru algısı, haysiyeti, onuru, vicdanı ve zekası var. O çap ve kapasitesince yaşıyor. Bana Gandhi'nin bir lafı var. Çoğunluğun onayı yanlışı doğru yapmaz der. Tabii. Bana de ki Hakan 7 milyar 740 milyon insan var şu an dünyada yaşayan. 7 milyar 700 milyonu şu konuyu destekliyor ve doğru buluyor de. Bana mantıklı gelmiyorsa umurumda olmaz benim. Benim kendi bir doğru tarifim var. Ben ondan da hamdolsun mutluyum. Kabul eden eder. Yani onu yitirdiğin an geçmiş olsun. Allah da onu yapmaz. Çünkü vicdanın ve temel değerler üzerinden belli bir standardın olursa leblebiyle de mutlu oluyorsun zaten. Önemli değil. Önemli emin ol. Ya çok şöhretmiş oldum da mutlu olacağım. Yok Ferrari'yi aldım mutlu olacağım. Yok işte bilmem ne mutlu oldum, saati taktım falan filan. Yok abi ekmeğin arasına beyaz peyniri koy, domatesi de bas. Cenab-ı Allah sana onu nasip ediyor. Ben hanımla konuşuyorum. Geçen dedi ki Hakan amma rutiniz evdeyiz, sabah kalkıyoruz, kahve içiyoruz. Akşam 10'da yine kahvemizi içip yatıyoruz falan filan. Bak dedim Ezgi, Allah bazı insana senle benim burada otururken yaşadığımız bu duyguyu nasip etmediği için böyle oluyor. Paris'e mi gidelim? Şanzelize'de mi yürüyelim? Milano'da alışveriş mi yapalım? Kaliforniya'ya mı gidelim? Vegas'ta tekneye binip bilmem ne mi yapalım? Acaba evi mi değiştirelim? Arabayı mı değiştirelim? Saati mi bilmem ne mi? Sırf senin şu anda kahveyle otururken tattığın duyguyu tatma çabası var adamın. Allah da nasip etmiyor. Parayla da, şöhretle de. Adam 100 dizi çekmiş, ödüller almış, bilmem ne yapmış. Hala bir rolde kendisi oynamadı diye deliriyor. Doğru. O yüzden tamam hayatın bazı gerçekleri var. Ha, faturalarımız var finalde. Doğru, saygı duyuyorum herkesin eksikliği. Ama Cenab-ı Allah herkese iç huzur nasip etsin. Onun parayla hakikaten ilgisi yok yani. Ve kendi doğrularınızı bulmayı inşallah. İnşallah. Şimdi Karadeniz'de deyince aklımıza ne gelir? Ne gelir? Hamsi balığı gelir. He. Ama bakın neymiş. Ama bir de karakteristik burunlara gelir. Bu da yumuşak karakteristik bu. Ne diyeyim?
Bir şey yalan deme de yani. Burun da geri git yorumu insanlara bırak. Karakteristik bir burun ama. He. Şimdi anlaşırsa anlarsın. Sen öyle bir burun yaptıralım sana. Yok benimki benim karakterime karakteristik, çok uygun. Karakteristik. Kusursuz. Neyse. Bir şey diyeceğim. Karadenizlerin burunları okkalaşıyormuş. Hokka burunlu olacaklarmış. Bak niye. Namı yedi düvele yayılan Karadeniz burnu bu. 8.8 santimlik burnuyla o dünyanın en uzun burunlu insanı ve de Karadenizli. O bir sembol ama seneler senesi Karadenizli burnu diye bir deyim girdi hayatımıza. Burnunuzdan memnun musun? Memnunum. Ben burnumdan memnunum. Her şeyimde memnunum. Bizim için Karadenizlerin en büyük özelliği burundur. Karadenizliler bu espriden ve durumdan memnunlar. Her türlü espriyi kaldırabiliyorlar. Karadeniz insanının burnu uzun. Toprağından, suyundan, lahanasından. Evet, Karadenizliler memnunlar memnun olmasına ama Kara Haber ünlü Profesör Doktor Miktat Kadıoğlu'ndan geldi. Karadenizlilere müjde. Burnunuz küçülecek. Dışarıda Karadenizli diyorlar mı size burnu görünce? Evet. Hem de çok. Burun bildiğim böyle 2 metre çıkıyor buradan ha böyle uzağı. Dedim ayarla bunu. Bunun nedenini de şöyle açıkladı ünlü profesör. Burunun görevi dışarıdaki havayı akciğere uyarlamak. Hava nemine göre, soğukluğuna göre belli bir uzunlukta olması gerekiyor. Biz Karadeniz'den de burnumuzun fazla olması bölgemizin sıcak, soğuk ve nemli olmasından kaynaklanıyor. Hava sıcaklığı arttıkça bu uzunlukta düşecek. Karadenizlere müjde. Burnunuz daha düzgün güzel olacak. Evet, profesör müjde diye verdi bu haberi ama Karadenizliler tepkili. Biz burnumuzdan her yerde taneniyoruz da. Burnumuzdan memnunuz biz Karadenizli olarak. Evet, Karadenizliler isyanda. Küresel iklim değişikliği nedeniyle burunlarının küçüleceğini öğrenen Karadenizliler durumdan hiç de memnun değiller. Şimdi gitsem İstanbul'a beni nereden tanıyacaklar? Ya gördüler burnumu anlayla ben Trabzonluyum lazım diye. Atıyor evet, olabilir. Çok kara lahana yiyoruz. Tabii ki evrilmek birkaç yüz sene sürecek. Yani mesela insanların... Tabii. Hemen böyle burnu ufaldı diye sabah aynaya bakmayın yani. Yani küresel... Ufaldı mıydı ya? Öyle bir şey. Rahat olsunlar o burunlarından endişe edenler. Hepimiz evrildik. Tüylerimiz azalacak. 20 yaş dişleri ağrı ırk var. Artık hiç teşekkül etmiyor. Hiç çıkmıyor. Şimdi yok mu? Şimdi bir 20 sene sonra kimse de olmayacak hemen. 20 yaş dişi. Benim yok mesela. Olan bize oldu. Sende nasıl yok hiç ya? Hiç yok. Hiç teşekkül etmemiş. Hiç oluşmamış. Vah ne şanslısın. Acaba dedim kemikte memikte mi saplanmış? Ben zaten senden hep kullanıyorum. Ben anormallik var. Var var uzaylıyım. Kız 20 yaş dişin nasıl olmadı? Hiç yok. Hiç oluşmamış. Çünkü aslında gerek olmadığı için 20 yaş dişine bir süre sonra insanlarda 20 yaş dişi oluşmayacak. Bizden sonraki kuşaklarda. Öyle çok var benim gibi. Doğru ben anlamamıştım. Dişçiler söylüyor. Böyle geliyor diyor yeni nesilden. İşte tüyler azalıyor, köpek dişleri sivriliğini yitiriyor. Bir sürü şimdi şey var. Şimdi mesela hani ben de yarı Karadenizliyim. Karadenizler evvelden daha çok bu gündeme gelirdi. Hatta meşhur Karadeniz tiplemelerine böyle kukaretto takarlardı. Burnu olurdu. Bu klasiktir Karadeniz insanının burun özelliği. Bir de saç sıkıntıları var. Çok enteresan bir şey. O nasıl? Tabii. Bak onu da bilmiyordum. Çok ağırlıklı olarak... Ağırda karşında duruyor. Gidiyor yok. Gidiyor diyor. Yok genel var. Uygar sen de yok değil mi Karadeniz? O var. Ama ben hani oradan şuraya geleyim. Bizim bütün ülkemizin bütün bölgeleri çok değerli, kıymetli insanları. Ama Karadeniz ciddi bir denge. Çok değerli ve önemli. Ben onların espri anlayışına bayılıyorum. Müthiş zaten o. Kendine doğal. Dalga geçebiliyorlar. Tabii doğal komikler. Mesela yani. Bir Adana fıkrası anlatsa sorun olabiliyor burada yayında. Tabii doğru. Ama mesela Karadenizlerle ilgili. Hep Temel'le Dursun'u biliriz temel yani. Temel Dursun anlatsan evet. Onların hoşuna da gidiyor yani. Adama zaten kızacakken ben demedim Temel Dursun diye bir hemen yalanla. Aynen. Halledebiliriz. Karadeniz'e de selam şimdi olsun. Şimdi ilginç bir yine kadına şiddet haberi var sırada. Bu kez dövülerek ve zorla arabadan atılıyor. Genç bir kadın. Bak sonrasında başına neler geliyor. Buyurun. Dövdü, otomobilden attı, arkasına bile bakmadan kaçtı. Otur o zaman şuraya gel. O kim bana o? Bırak kim? Gel şuraya bir otursun. Bursa'da bu genç kadın az önce bir araçtan atıldı. Çarşıda içinden de nereye çıkıyor? Evet. Bir şey araba değil mi? O araba değil, o araba değil.
Ona bunu yaşatan kişi ortalarda yoktu. Görenler polise haber verdi. Arabadan mı attı seni? Tokat yedim, görmedim. Genç kız sinir krizi geçirdi. Yol ortasında ağladı. Sakinleştirmekse kolay olmadı. Çal! Annem! Genç kız hastaneye kaldırılırken polis otomobil sürücüsünü arıyor. Artık ne yaşandıysa tamamen dengesini yitirmiş bir kadın var sokakta. Ortaya hayır yani durmuş. Orada hiçbir şekilde sağlıklı gözükmüyor. Kadın. Genine değil. Hayır yani alkol mü almış, uyuşturucu mu almış ben onu bilmem. Yani normal hali böyleyse, eğer normali böyleyse o zaman o sağlık problemi vardır. Onu ben bilemem ama yani normal dengeli gözükmüyor yani. Ha. İçine gelelim 60. No, hani o hep onu söylüyorum. Döve arabadan indirmiş. Hayır şunu hep söylüyorum ben yani. Arabanın içinde kimle ne yaşadı o onun flörtü mü kocası mı akrabası mı olsun busun bilmem bu şuna benziyor. Şimdi sen Seda Akgül'sün. Senin gittiğin böyle balıkçılar onlar bunlar var işte ben biliyorum. Gittin orada agresif, kesen biçen, dengesiz, şekilli böyle falan filan diyen biriyle flört ediyorsun. Ne bekliyorsun? Bunu. Hayır ne bekliyorsun? Ha bunu görüyorsun, bunu idrak ediyorsun. Hani bir beynin var kafatasının içinde, o da elektriklenme yaparak bir doğru yanlış sağlaması yapıyor. İşte sen de onu doğru ya da yanlış. Onu görüyorsun ve göre göre böyle bir ilişki yaşıyorsun. Ne bekliyorsun? O mesela beyaz atla gelip sana günaydın kahvaltıya gidelim demeyecek yani. Yok diye de biliyorlar bir süre de sonra bu iyice ayarları kaçıyor. Bir süre diyorlar. Hayır. Bir yani, süre o neydi o Çağatay gibi pastırmaya diyorlar yani. Ya kandırdı. Ne yapayım? Yani evi de kandırıyorlar, telefonumla da kandırıyorlar, alışverişte de kandırıyorlar. Kandırılacaksanız ben ne yapayım arkadaş? Herkesin içine girip bak bir dakika doğru bu mu diyeyim ya? Aynen öyle. Onu ne yapayım abi? Cenab-ı Allah hepimize bir beyin nasip et vermiş yani. Onu kullanacağız. Süzgeçten geçireceğiz. Hayır, ondan şimdi var o yani. Onlar ayrılır, evli barklı değiller. Bu da unutulur inşallah. Genç kız da kendine daha iyi bakar ama. Kim o? Bu konuyla ilgili söylüyorum. Bununla alakalı zaten müdahalesini yapmış şey. Sağlıkçılar. Hastalıklı polis. İlişkiler var. Adam aramış biliyor musun ambulanstayken? Nasıl? Adam aramış kız ambulanstayken. Ya biz bir şey söyleyeceğim. Atıp sana dövdüğü kızı arıyor bir de geri. Şaşırıyor musun? Şaşırmıyorum. 2 milyon haber veriyoruz. Kafasını gözünü kırıyor. Bir de dönüp kızıyor size ne diyor şikayetine. Biz böyle bu yani. Sabaha da affedebilir yani. Hiç belli herhalde olmaz. Herhalde canım yani. Şimdi daha acıklı bir şey var. 18 yıllık bir evlilik düşün. Evet. Bu, karısına bakımsız diyerek gelinebilecek son noktaya kadar gelmiş. Evet. Artık hem fiziksel hem ruhsal şiddetin efendim hat safhası. Seni artık beğenmiyorum. Bakımsızsın dedi. Dövdü. Eşini ölüme terk etti. Doktorların bize son söyledi. Darptan dolayı %70 hazırlıklı olun. Filistekin sadece 8 gün dayanabildi, yaşam savaşını kaybetti. Kardeşimin durma sebebisi 2 evladıydı. Filistekin daha 38 yaşındaydı. 18 yıl önce İbrahim Tekin'le evlendi, 2 çocuk annesiydi. Kocası eve yine alkollü geldi ve eşine yine bakımsızsın diye saldırdı. Sen kadın değilsin, senden nefret ediyorum. Sana annemi baktırtmak için, çocukları baktırtmak için, inekleri baktırtmak için evi çevirmen için tutuyorum. O cani koca eşi Filiz'i ölüme terk etti. Oğlu yaşananları teyzesine anlatınca onlar yardıma koştu. İbrahim Tekin tutuklandı. Nefes almıyordu. Benim kulağımla beni götür, diğer kız kardeşimin kulağında jandarma dedi. Filiz Tekin de 8 gündür yoğun bakımdaydı. Doktorlar en kötüye hazır olun diyordu. Öyle de oldu. Talihsiz kadın hayatını kaybetti. Daha fazla Filizler ölmesin. Lütfen bize yardım edin. İşin garibi 16 yaşındaki oğlu 3 gün sonra teyzesini arıyor. Abi oğlum ya. Anneni odaya kilitlemiş baban. Darp etmiş. Kadıncağız aç susuz odada. Niye 3 gün bekledin? Tabii işin şeyini bilmiyoruz. Ben tahmin ediyorum ama. Ödü kopuyordur. O yüzden. Herhalde. Bak Sedacığım iyi bak. 2 milyon böyle vaka var. İşte bak doğru. Bak 2 milyon. Siz
İşte bunlar bir tanesi böyle patlıyor şey gibi. Patlamış mısır yok mu şeyi atıyorsun böyle tık tık falan diye. Oralarda fark edilenler önünüze gelince Allah falan yani. Bu bir gerçek yani. Bugün geçen İçişleri Bakanı konuştu. Dün de Cumhurbaşkanımız konuştu. Cumhurbaşkanımız şeyi de söyledi. Hani biz burada diyoruz ya ne demek bu adli kontrol serbestlik falan filan ya. Böyle bir şey olabilir mi? Yani sen adli kontrolle serbest bıraktığın bu suçlu hem bir başkasına zarar verebilir. Bu riski alıyorsun. Ne garantisi var? Hem de o kadına tekrar gidip zarar veriyor diyoruz. Cumhurbaşkanı da aynı şeyi söylüyor. Evet. İşte yeni yasaları ve buna diyor karşı mı? Düşünebiliyor musun? Yani insanlar inanamayarak aynı çaresizliğe maruz kalıyor. Sırf yazılı matbu bir anayasayı ki bütün yasalar insanlarla birlikte değişir, yenileşir ve düzenlenir. Vallahi İnsanların ben, ihtiyaçları. Ben onu bunu anlamam. 50 tane savcı arkadaşımız var. Hakan Uyar Başsavcımıza da selam olsun. Ben hep onu söylüyorum. Bırakmam abi. Ben bırakmam. Çünkü orada da şu eleştiriyi yapıyorum. Sen adli kontrolle serbest bırakıyorsun. İfail oluyor, bir kamuoyu yıkılıyor, haberler bunu bıraktılar. Ertesi gün nasıl tutukluyorsun? Aynı yargı, aynı hukuk sistemi. Hangi bahaneyle tutukluyorsun? Baştan niye yapmıyorsun? Ya illa bir kamuoyu baskısı oluşsun, kıyamet kopsun. Vay nasıl yaptın sen bunu mu desinler. Eğer böyle bir yetkin vardıysa en baştan niye kullanmıyorsun ya? İşte biz de birçok yanlışı böyle altını çizerek 50 kere bu adamlar geri alınsın diye. Yani bu nasıl olacak? Tutuklansın diye yapıyoruz yani, ama... Bir bize konu, mi düştü savcılık yani? Bir konu var. Cumhurbaşkanımız şikayetçi. İçişleri Bakanı şikayetçi. Ana muhalefetimiz ve diğer bütün partiler şikayetçi. Yani milletin seçtiği siyasilerin tamamı şikayetçi. Milletin tamamı şikayetçi. Emniyet zaten şikayetçi. Halkın tamamı şikayetçi. Fakat çözülemiyor. Ben hakikaten... Koşarak köprüyü geçmek istiyorum. Nasıl olur? Yani toplumun tüm kesimlerinin tamamının konsensusla yargı, hukuk sistemi, halk, millet, siyaset herkesin şikayetçi olduğu bir konunun nasıl çözülemez olduğunu ben merak ediyorum. Nasıl olur? Ben anlamıyorum yani kağıtlar bizden üstün mü? Kağıtlar yenilenemiyor mu? Kağıtlar değişemiyor mu? Yani matbu bir şeyi değiştirmek yıllar aylar almak zorunda mı? Bürokrasi hantaldır. Bu ülkede biraz öyle. Hızlanmasını rica ediyoruz ve şimdi buyurun gürültü. Yavuz Hırsız ev sahibini bastırıyordu ya Hakan. Gürültü yapan da bak rahatsız olanı gece 12'de uyumaya çalışan işe gidecek, işine gücüne gidecek. Bu bayağı haberin kendisi anlatıyor bunu. İzle, bu müthiş bir haber bu. Tek yaptığı gürültü yapmayın diye komşusunu uyarmaktı. Başlarına bunlar geldi. Aile canını zor kurtardı. Haneme tecavüz edildi. Beni ölümle tehdit ettiler. Burası İstanbul Yeşilköy'de bir apartman. İskender Kahraman gürültü nedeniyle alt kattaki komşusuna bu mesajı attı. Alt komşumuz olan Ali Bey'e mesaj attım. Lütfen biraz daha sessiz olur musunuz? Çok gürültü yapıyorsunuz, uyuyamıyorsunuz diye. Bu mesajın üzerinden 2 dakika sonra 2-3 arka arkaya kapım tekmelenmeye... Alt kat komşusu iki oğluyla Karaduman ailesinin kapısına dayandı. Ve kapıdan küfürler arkadan eşime, çoluğuma, çocuğuma küfür ederek kapıyı tekmelemeye, içeri girmeye çalıştılar. Aile açılmayan kapıyı kırmaya çalıştı. Çocuklarım korkudan titremeye başladı, ağlamaya başladılar. 2 tane oğlum var 10 yaşında. Çok kötü anlar yaşadık. Diğer komşular da geldi. Öfkeli alt komşu sakinleştirilmek istendi ama bu mümkün olmadı. İskender Duman sonunda kapıyı açtı. İçeri girdiklerinde tabii kendimi korumak istedim ve bununla alakalı darp etmeye başladılar. Ama kendisini fazla savunamadı. Beni içeriye kadar sürükleyip koltuğun üzerine babaları Ali boynuma basarak hareket etmememi sağladı. Ve iki oğlu Okan ve Gökhan biri sağdan biri soldan beni yumruklamaya başladılar. Karaduman ailesi saldırıdan canını zor kurtardı. Geceyi hastanede geçiren İskender Karaduman darp raporu aldı ve bu görüntülerle polise gitti. Alt komşusundan şikayetçi oldu. Bu olayın sonuna kadar gideceğim... İşin açısı kendimden çok eşimi ve çocuklarımı düşündüm. Çünkü zor. Çocuklarım benim için çok önemli. Şimdi bu sonunu ben özellikle Ufa rica ettim bunu alalım diye. O son cümle bir kere bütün
olayın son zım noktası oluyor. Şimdi bir baba olarak ben de babayım. Çocuklarım benim için çok önemli deyip ağlaması, bunu bir psikoloğu ben getirsem burada oturtursam desem ki hocam bunu bana lütfen tarif eder misin, bu ne desem, tez yazar. Yani bu mesela 1,5 saat bunu ne anlam, bu travmanın ne olabilirliğini izah eder. Yani mesela bu adamın artık hayatı bugüne kadar başka bir şeydi. Şu yaşadıklarından sonra bu, çünkü o bir duygusu oraya eviriyor. Yani adam yaşadıklarının dışında çocuklarının üzerinden onlara yaşatılan travmayı o kadar kabullenemiyor ki ve inanamıyor ki, çünkü herkesin çocuğu kendine çok değerli, bu son cümlesi ve o duygu yoğunluğunu yaşıyor. Ya kardeşim, hakikaten bindik bir alamete gidiyoruz kıyamete. Siz çıldırdınız mı ya? Şimdi 1,000,000 yıldır Kemal Sunal filmlerinde apartman hikayeleri vardır. Kapıcılar Kralı falan filan. Meşhurdur yani. Olur komşuluklarda sıkıntı. Ya kediden olur, köpekten olur. Bebekten olur. Ya olur kardeşim. 2,000,000 tane daha işte bu falan. Evin içine girip adama saldırıp çoluğunun, çocuğunun, karısının gözünün önünde adam mesajları da gösteriyor. Öncesi de olsa bunun izi. Bak şimdi adam orada sopayla çıkıyor ya. Evet. Şimdi şunu unutmayalım. Hepimiz erkeğiz. Bazı şey. O adam yazık, o vurma niyeti o falan. Şimdi o ne yapsın, bu kadar insanı çaresizleştirir. İçeride şimdi biz dışarı görüyoruz. Dışarıda şöyle bir şey görüyoruz bak şu anda. Kapı vuruluyor, tekmeleniyor, işte bağırıyorlar, küfür. İçeri görmüyoruz. İçeride kamera yok. O ailenin o dakikalar içerisindeki siniri, stresi. Stres değil, şokunu, travmasını düşünsene. Çocuk bağırıyor, ağlıyor. Kadın bağırıyor, camdan atlayamazlar. Kaçıncı kat? Adam bir taraftan korkmuş olsa bile karısına ve çocuklarına bunu belli etmemesi lazım. Çaresiz, kapıdan gitmiyorlar. Dışarı çıkmak durumunda. Fakat dışarıda o gelen küfür ve kafirler belli ki dışarısı kontrolsüz. Yani ya yapmayın kardeşimle geçiştireceğin bir durum yok. Artık evle bela kuvvet, adam ne, o sopayı almış ama yalandan acaba caydırır mıyım diye. Adamı sen eve gir. Çocuklarının bağırış çağrışı önünde karısının darbe. Ve bir mesaj yüzünden. Allah indinde dünyadaki hiçbir din, dil, ırk, millette zekası olan izahı falan bunun mümkün değil. Hatta adam yine kibar davranmış. Mesaj atmış. Yavaş olun diye. Ya oraya geç zaten. Onun nedeni o yani. Gürültüden mesaj atıyor. O değil. Bu nasıl olabilir? Böyle bir şey nasıl mümkün? Ya ben hep aynı şeyi söylüyorum. Söylemekten yıldım, usandım. Biz de 51 yaşındayız. 1,000,000 tane haksızlığa uğradığımız hadiseyle karşılaştık. Bir insanın karısı yanındaysa, çocuğu yanındaysa alttan aldık. Bize gelen sıkıntıdan alttan. Kadın çünkü yani... Bizim de karımız var, kızımız var, kız kardeşimiz var. Bizim de çocuğumuz var. Bir çocuğun yanında baba darp edilmez. Herkesin babası, herkesin evladı kendine çok değerli ve kıymetli, büyük travma. Yani senin ben, mesela seninle bir sıkıntı yaşayabilirim. Senin ama gözünün önünde babanı döversen eyvah. Bitti. Onu sana ben anlatamam. Yani onu sen ömür boyu unutamazsın kardeşim yani. Bunun, biz ne zaman böyle bir insanlıktan çıktık? Bize ne oldu arkadaş? Siz ne yapıyorsunuz ya? Zaten haneye tecavüz başlı başına suç. Ya Allah Allah. İsterse dövmesin. Ya ben başka bir yönünü anlatıyorum. Onu zaten bütün ana haber bültenlerinde bugün işlendi bu konu. Ben bu ne yapıyorsunuz siz ya? Ne yapıyorsunuz? Şimdi ben minicik bir bana inancı varsa bu insanların, ama şu kadar inancı varsa, hak haksızlık hepimiz karşı, ben kardeşimle de anlaşamıyorum, oğlumla da anlaşamıyorum, karımla da küsüyoruz, müsüyoruz falan filan. Yani ben hiçbir konunun şu, hani o haklı bu haksızına gidiyorum ama Orhan Ali, oğulları Okan ve Gökhan'a şunu istiyorum. Allah için, kendi vicdanınız için, kendi çoluk çocuğunuz ve tanıyanınız için bu babadan çocuklarının ve karısının önünde kendi ahiretiniz için, vicdanınız için, rahat uyumanız için bizi Allah için affet kardeşim, özür dileriz deyin. O adam diler dilemez davayı devam ettirir, o zaten hiç
O şeriatın kestiği parmak acımaz, o başka bir şey o zaten. Ama Allah için bunu yapın, o çocuklar için yapın. O kadın için yapın onu. Günah. Evet. Haklı, haksız, öyleydi de bize kaçıncı mesaj attı da hep bu bizi taciz ediyor da. Bilhassa, ya oraları halledilir, mahkemede de anlatırsınız. Ama vicdanınız için, Allah için, Allah için rica ediyorum ya. O çocuklar için ve o kadın için ve kendi çocuklarınız, aileniz için de. Kendinize yapılmasını istemediğiniz bir şeyi bir başkasına. Yani o ev kalabalık olabilirdi. Aşağıda siz onu rahatsız edici bir şey bilerek bilmeyerek yapabilirdiniz. Sizi yukarıdaki kalabalık çocuklarınızın ve karınızın önünde darp etseydi bir baba ve evlat olarak ne düşünürdünüz? Şimdi ben şurada kavga etsem, 3-4 arkadaş beni dövse, kafamı gözümü kırsa, eve gitsem, benim karım ve çocuklarımın önünde o yaşanmadığı için ağrıma tabii ki gider. Üzülürüm biraz ya, kavga, kendimce anlatırım onu. İç dünyamda da onu böyle eritmeye çalışırım, o travmayı falan. Ama beni karımın çocuğumun önünde dövdüğün an bambaşka bir kere beni bitirdin. Beni canlı bomba yapıyorsun. Beni oraya geçiyorum hani artık benim, bana hiç kimse hiçbir şey diyemez artık. Ağlarımda, zırlarımda, dengesizde, o ayrı bir konu. Ama Allah indinde günah. Yazık. Şimdi mesela senin gözünün de anneni babanı dövdüklerini Allah düşün. Allah korusun. Ben bütün, ama işte bak, tahammülünüz bile yok. Onun varsayımına tahammül, bütün yaşamış. Bütün kontrolümü kaybederim yani. Bunu nasıl olur? Ben Allah rızası için bu Orhan Ali ve çocukları Okan ve Gökhan'dan rica ediyorum. Bak, dava eder etmez ayrı bir konu. O adamın o gözyaşları çok içime oturdu benim. Çok yani hissettim. Ağlayacaktım neredeyse yani. O çocuklar için, onun baba olması hasebinden Allah için yapın bunu diyorum. Bak, kimse için değil, Allah için özür dileyin. Allah için. Günah. Böyle bir şey yok. Şimdi inşallah bu dediğini dinlerler. Bir önemli konu daha var. Bunun hatta altını sen çizdin. İlber Ortaylı'nın açıklamasıyla. Cemal Şengör, jeolog biliyorsun, profesör, doktor. Celal Şengör. Celal Şengör. Yurt dışında yaptığı bir konuşmada birçok pot hafif olur. Türklükle ilgili, bizim bazı değerlerimizle ilgili dokundurmalarda bulundu. İlber Ortaylı da bunun üzerine bir yazı yazdı. Destekliyor mu, desteklemiyor mu, düzeltiyor mu? Bunu sana soracağım ama bir haberimizi izleyelim. Hayır, Türkler cahil bırakılmadı. Türkler cahil kaldılar. Kendi kendilerini cahil ettiler. En cahil Türkler, Müslüman olan Türkler. Ünlü jeolog Profesör Celal Şengör'ün geçtiğimiz hafta Azerbaycan'da üniversitelilerle sohbetinde söylediği bu sözler çok tartışılmış ve büyük tepkiler çekmişti. Özellikle Osmanlı Devleti benim kanaatimce Türk tarihinin en alt noktası. Celal Şengör'ün bu sert ve tepki çeken sözleriyle ilgili tarihçi ve akademisyen yazar İlber Ortaylı Hürriyet Gazetesi'nde çok ilginç bir yazı kaleme aldı. İlber Hoca'nın işte çok konuşulan yazısından satır başları. İlber Ortaylı Celal Şengör'ü anlatırken ilk olarak şunları söylüyor. Celal Şengör'ün aslında fazilet olan iki kusuru var. Birisi ülkesini vazgeçemeyecek kadar çok sevmesi, ikincisi teknik üniversiteye gençliğinden beri gönlünü kaptırması. Adamı buradan kovalamayı düşünüyorsanız çok ayıp edersiniz. Söylediklerini iyi dinleyin. Kıyamet koparmanın hiçbir anlamı yok. Ve ünlü tarihçi, akademisyen İlber Ortaylı yazısında sözü Celal Şengör'ün o büyük tepkiler çeken sözlerine getiriyor. Hayır, Türkler cahil bırakılmadı. Türkler cahil kaldılar. Kendi kendilerini cahil ettiler. En cahil Türkler, Müslüman olan Türkler. Geçtiğimiz hafta internette önü arkası kesilmiş bir video yayınlandı. Celal Şengör'ün Azerbaycan'daki bir sohbetinin kısa bir kesiti alınmış. Celal'in konuşmalarını daha evvelden hazırladığını sanmıyorum. Daha çok doğaçlama konuşur. Böyle konuşmalarda her zaman yanlış deyim kullanılabilir veya ifade etmek istediğini abartabilirsin. Konuşmanın kaderi biraz da dinleyenin niyetine bağlıdır. Konuşmanın dinlenen kısmıyla dinlenmeyen kısmına bakalım. Türkiye'deki Türklere bakalım. İbrahim Ali. Kiş, herkes biliyor. Tatar, Rahman.
Ve İlber Hoca ardından iddiaların aksine tarihi gerçeklerle dikkat çekiyor. Bütün genellemeler gibi bu konuşmadaki genellemede de açıklar ve hatalar olabilir. Mesela Osmanlı İmparatorluğu Fatih Sultan Mehmet'ten sonra Rönesans'ı yakalayamadı değil. Bence bir duraklamadan sonra daha acı bir tecrübe yaşadı. Geç yakaladı. Bu gecikme bütün Tanzimat devrinin girişimleri gibi Cumhuriyet'te de hissedildi. En acısı da Kemalist dönemin arkasından gelen devrin tam anlamıyla vurdum duymaz, meseleleri hasır altı edici, tembellik ve adam kayırmaya ön planda yer veren bir devir olmasıydı. Bu sürece sadece CHP devri değil, 10 yıllık Demokrat Parti devri de fazlasıyla dahildir. Atatürk dönemi politikalarının arkası gelmedi, eğitimin seviyesi düştü. Öğretmen yetiştirme işini baltalayan parti sırf Demokrat Parti değil, aynı zamanda CHP'dir. Celal Şen... Şimdi şeyi almışlar tabii yani. Ben burada benim de hatam var. Ben şimdi al derken iki tane şey önemliydi. Bir, İlber Hoca çok değerli. Türkiye'nin yetiştirdiği mühim akademisyenlerden bir tanesi. Kimse kimseyi beğenmiyor ama biz İlber Hoca ve gibi değerlere doğal olarak saygı çıkacağız. Saygı duyacağız ve sahip çıkacağız. Herkesin söylediğini kendimizce önemli bulup programımızda yer verip bu ülkenin değerleri üzerinden yer vermemek bir kere abes yani. O yüzden ben söylediklerini önemsiyorum ve değerli buluyorum. O açıdan almamız gerekiyordu. İki, çok güzel bir Celal Şengör tarifi vardı ve gerçeği vardı. O da şuydu, o kısmını özellikle vermemişiz. Bir ara veririz. Şimdi Celal Şengör tartışmaya açık olmayan bir akademisyen, değerli bir jeofizikçi. Bunun yanında tarihle de ilgili bilgi sahibi. Ve dünyanın dört bir tarafından ona gelen teklifleri söylüyor yazısında. Tabii. Ve benim için şu çok değerli ve önemli. Diyor ki İlber Hoca, çok o kadar vatanını seviyor ki ülkesini ve buradaki insanları ülkesine hizmet adına geliştirip yetiştirmek için öyle bir çabası ve sevdası aşkı var ki bu kadar tarifi mümkün olmayan teklifler gelmesine rağmen onları reddediyor diyor. Bu önemli bir done yani. Ben evet. Desem bana derler ki sen de falan. İlber Hoca diyor, ben demiyorum yani. İki, şunu söylüyor. Biz de hep söylüyoruz burada yayıncı olarak. Bir şey söylüyoruz, onu alıyorlar başka bir yere eviriyorlar falan. Şimdi Celal Şengör değerli, önemli, bu ülkenin bir değeri. Ben de onun birçok söylemini, bu bilgisine ve eğitimine saygı duymakla beraber çok yanlış buluyorum. Ve ciddi anlamda da eleştiriyorum. Ama bilgisine ve potansiyeline saygı duyarak. Mesela Celal Şengör'ün tarifi çok mübalağalı, abartılı ise ve tarihçilere göre de söylediği çarpıtılmış olarak yorumluyorlarsa ne kadar güzel. Bir tartışma programına alınır, aksi düşünen insanlarla beraber beyin fırtınası yapılarak orada ortaya konulur o tartışmadaki herkes kendi doğrusunu. Hepimiz daha çok gelişiriz bu arada, öğreniriz. Öğrenmek en büyük veli nimet yani. Şimdi burada şu çok mühim bir şey. Diyor ki kendisini ifade ederken kullandığı bazı cümleler çok mübalağalı diyor. Ve eleştiriyor Celal Şengör'ü ki iyi arkadaşı. Ve diyor, onun diyor niyet olarak her zaman bu topluma artı ve pozitif şeyler katma çabasını ben bizzat şahidi ve kefiliyim diyor. İnsanların fikirlerini eleştirin, insanları da eleştirin diyor İlber Hoca. Fakat memleketten kaçıracak boyutta linç etmeyin diyor. Öz bu. Çünkü bu değerler hakikaten yani ben şunu söyleyeyim, bana bir tane cümle Hazreti Ali'nin lafı, öğretenden Allah bin kere razı olsun. Bana bu ülkenin insanlarına ve bu memlekete şu kadarcık fayda kim sağlıyorsa Allah razı olsun. Şunu yapmayalım, ona kız git, ona kız lanet olsun, ona git Allah seni kahretsin, onu yan öl geber falan, o işi yapmayalım. Eleştirmeye ben eyvallah. Biz de eleştirdik biliyorsun. Yani şimdi şuraya yazdım ben. Nerede o? Şunun izahı var mı ya? En cahil Türkler Müslüman olan Türklerdir. Şimdi sen bunu önünü arkasını doldurmazsan ve bu da böyle verilirse
algıda bambaşka, kendince herkes anlıyor. Cemaatleri otururlar, sen artık Müslümanlığı da mı küçümsüyorsun, aşağılıyorsun, adı altında artık bambaşka boyutta bu işleri manipüle edip sana bunu söylüyor. Halbuki öyle oluyor olmuş olsa senin bu söylemin gibi sen zaten bu ülkede olmazsın. Kefili de kim? İlber Hoca diyor ki tam tersi, insanını ve ülkesini seven bir insan diyor. O zaman senin kendini ve düşüncelerini ifade etmekte bir problemin var. Bugün bu değil. Yani Celal Şengör'ün bu kırdığı 100. küp yani. Zaten onu da diyor ya İlber Hoca. O diyor böyle spontan konuşur. Önceden hazırlamaz, böyle şeyler başına gelir onun diyor. Kendini ifade çok önemli bir şeydir. Bazen insanlar çok haklı oldukları konularda kendilerini anlatamadıkları için %100 haksız addedilirler yani. Hatta bir dava görürse senin %100 haklı olduğun konuda sen mahkum olabilirsin. Kendini ifade etmek bir maharettir yani. Ben buradan Celal Hoca'yı şöyle eleştiriyorum. Bir vatandaş Hakan olarak söylüyorum ben. Bu kadar eğitim almışsın, bu kadar bilgilisin. Bak İlber Hoca gibi bir arkadaşım var, sana böyle bir konjonktörde bile sahip çıkıyor. Helal olsun adam. Yani senin en tepki aldığın dönemde ve bu kadar hassas konulardaki yanlış söyleminde bile sana alenen destek veriyor. Ne mutlu. Allah herkese böyle arkadaş nasip etsin. Abim çünkü yani, bazen kolay değildir bu işler. Çok risk yani. O zaman lütfen kendine de hocam bir öz eleştiri yap ya. Lütfen ya. Sanmıyorum çıkıp toplum önünde özür dileyeceğini ama. Bilmiyorum azından... yani o. Ama yani bu bunu yap. Madem bu memleketi de seviyorsun, insanları seviyorsun, bu artık hani kırdığın küpleri kırma lütfen. Ve bir kendine öz eleştiri yap ya. İnşallah yapacaktır. Şimdi Hırvatistan'a götüreyim seni, biraz havamız değişsin. Değişemiyorsun. Orada da milli maç şeyine gideceksin değil mi? Evet. Beyzbol takımı. Bakınız efendim, izleyelim. Düzeltme yapayım. Bu sokeyi ama burası sorun o değil zaten. Beyzbol değil bu sokeyi. Evet Hakan'cığım. Şey yani pek alışılagelmiş bir şey değil. Tam İstiklal Marşı'nın hemen hemen. Hayır ben şey dedim. Bu haberlerde seyrediyorum bunu. Bazen hani teknik aksaklık arıza olarak kabul edilir. Hoş görülebilir bir şey mi? Hayır hemen en başında kesiliyor. Hani böyle masum görme çabam var. Ben her şeyi iyi göreyim diyorum. Tamam. Herkesi kendim gibi. Ama öyle değil. Türkiye'nin içinden geçtiği hassas süreçle ilgili. Mesela şu hatırlıyor muyuz? Milli takımlar düzeyinde elde ettiğimiz başarılarda çocuklarımızın verdiği asker selamı bütün spor kamuoyunda, dünya kamuoyunda, FIFA, UEFA'dan böyle bir şey oldu. Türkiye'ye karşı genel psikolojik de bir saldırı var. Bir ciddi anlamda mücadele var. Yani Türkiye'nin bu bağımsızlığıyla ilgili verdiği mücadeleden ciddi rahatsız bütün Batı. Bu milli takımlar düzeyinde bile verilen asker selamı inanılmaz ele alındı, büyütüldü ve hala da konuşuluyor. Ondan mütevellit zaten bir saldırılan insan tetikte olur ya yani. Hani şimdi sana ben 10 tane tokat atayım, devamlı kendini kollarsın yani. Öyle mesela dışarı sana çay da verirlerken önce bir eskiv yaparsın. Ne olur önce tokatı düşünür sonra çayı alırsın bir elinde gibi. Çocuklarımıza da helal olsun burada. Artık milletçe bu reflekslerimiz her an tetikte olduğumuz için kestikleri an direkt mevzuya girmişler. Aynen. Helal olsun. Zaten biz hep söyleriz biliyorsun. Ne zaman çalsa söyleriz. Şimdi efendim yarın yepyeni bir dizi geliyor. Bir hastane dizisi, bir dahi doktor dizisi. Hekimoğlu. Çok büyük bir prodüksiyon. Birebir satın alınmış. Kurallarına uyulmuş. Dünyayı sarsan Dr. House'un Türkçe uyarlaması efendim. İzleyelim bakalım neyle karşılaşacağız.
Durum ciddi. Ciddi mi? Neyim var? Karınız. Karım. Ne yazık ki sizi aldatıyor karınız. Ne? Türkiye nefesini tuttu. O diziyi bekliyor. Hekimoğlu geliyor. Günlerdir Kanal D ekranlarında tanıtımları yayınlanan Hekimoğlu'nda neler yaşanacak? Hastalara kibar davransın demişti. Turuncusun be! Kanal D'nin başrollerinde Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan, Kaan Yıldırım, Aytaç Şaşmaz ve Damla Çolbay'ın yer aldığı Hekimoğlu 17 Aralık Salı günü ilk bölümüyle ekrana gelecek. Benim doktorum Ateş Hekimoğlu değil mi? Evet. Ben merak etmiştim Ateş Bey'i. İyi biri midir? Kanal D ekranlarında günlerdir tanıtımları dönen Hekimoğlu dizisi, dünya çapında büyük bir hayran kitlesi edinen House MD dizisinin Türkiye uyarlaması. Gereksiz muhabbetlere girmemek için baştan söylüyorum, ben Ateş Hekimoğlu. Bu poliklinikte zorla tutulan tek doktorum. Evet, şimdi kim bu hasta doktorun hastası olmak ister? Evet, ben de öyle düşünmüştüm. Hekimoğlu dizisinde Ateş Hekimoğlu enfeksiyon hastalıkları ve nefroloji konusunda nam salmış başarılı bir doktordur. Siz nasıl katlanıyorsunuz ya bu adama bu kadar zamandır? Alışıyorsun bir yerden sonra. Hekimoğlu, zekası ve hastalıkları teşhis ederken kullandığı farklı yöntemleriyle şaşırtır ve hayranlık uyandırır. Durum ciddi. Ciddi mi? Neyim var? Karınız. Karım. Ne yazık ki sizi aldatıyor karınız. Ne? Herkes yalan söyler cümlesi klasik haline gelen Hekimoğlu, bu özelliklerinden dolayı takip edilmesi zevkli ve vazgeçilmez bir karakterdir. Kimsenin evine öyle izinsiz falan giremem. Zamanında girmişsin ama. Ömer Özgüner ve Ümmü Buha'nın yapımcılığını üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda ise Hülya Gezer'in oturduğu Hekimoğlu, 17 Aralık Salı akşamı ilk bölümüyle Kanal D ekranlarında olacak. Senin en iyi arkadaşın benim. Ben? Sen benim tek arkadaşımsın. Hekimoğlu Salı akşamı Kanal D'de başlıyor. Mutlaka izleyin efendim. Ben bir şey söyleyeyim mi? Başarılar, bol reytingler tabii ki. Çok bilindik bir format bu. Çok değişik bir iş gerçekten. Timuçin'in ben oyunculuğunu çok beğeniyorum. Çok iyi bir kas kurulmuş burada. Enteresan bir konu. Tüm ekipte çalışan herkese hayırlı bol reytingler diliyorum. Enteresan bir iş yani, tavsiye ediyorum. Bu değişik bir iş olacak. Ben de o zaman eski patronum Ömer Özgüner'e selam ve şans diliyorum. Kısa bir reklam efendim. Hakan'cığım, pazartesi biter. Hafta biter. Evet, bu artık sloganımız oldu. Yavaş gelsin, güzel gelsin, tatlı gelsin. Bu şarkı size gelsin. Ver. Yavuz Bingöl'e selam olsun. Ver. Aç. Gözüm yolda, gönlüm darda. Ya kendin gel ya da haber yolla. Duyarım yazmışsın ki satır mektup. Vermişsin trene halini unutup. Duyarım yazmışsın ki satır mektup. Vermişsin trene halini unutup. Kara tren gecikir belki hiç gelmez.